Selamlar. Değerli hocalarım, kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben de çok heyecanlıyım ve mutluyum. Hint dinleri çalışan birisi olarak böyle Hint dinleri meraklı arkadaş arasında olmak beni gerçekten sevindiriyor. Sempozyum özellikle Hint kökenli dini düşünce üzerine kurulmuş. Çok sistematik ve güzel. Başlıklar da beni heyecanlandırdı. Sizler gibi ben de bekliyorum sabırsızlıkla. Arkadaşlar söz vermeden önce birkaç cümle söyleyip vaktimi iyi kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de her geçen gün dinler tarihi sahasındaki çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Tarihi kültürel nedenlere bağlı olarak bildiğiniz üzere Hristiyanlık, Yahudilik konularında çalışmalar Hint dinler nazaran biraz daha önde. Ama bu Hint dinleri konusunda çalışma yok anlamına asla gelmez. Her geçen gün gerçekten ben de takip etmeye çalışıyorum. Güzel çalışmalar genç arkadaşlar tarafından, hocalarımız tarafından yapılıyor. Fakat dinler tarihi bildiğiniz üzere her dini incelemek durumunda. Eğer biz yerküredeki nüfusun dağılımını dinler tarihi çalışmalarına oranlayacak olursak, Hint dinleri henüz hak ettiği yere değil desek yanlış bir tespit olmaz diye düşünüyorum Türkiye üzerinde. Neden? Çünkü şu anda 8 milyar nüfus varsa yeryüzünde, bunun 2 milyarın biraz daha fazlası Hint kökenli dinleri öyle veya böyle takip ediyor. Kısaca bir analiz yapalım hemen. Hindistan 1,5 milyara yakın oldu şu anda nüfus. Şu anda Hindistan Çin'i hemen hemen yakaladı, biraz da geçmek üzere. 2050 yılında geçeceği zaten varsayılıyor. 2050 yılında bir diğer önemli veri şu olacak, yeryüzünde en fazla Müslüman nüfus Hindistan'da olacak. Şu anda hangisi? Endonezya. Dolayısıyla ikisi şu anda at başı gibi 250 milyon civarında. O yüzden o bölgeniz iman edemeyiz. Hindistan 1,5 milyar. Çin'e geçelim. Çin'deki dini geleneklerin bir kısmı Budist. Tamam, Taoizm vesaire var ama onlar da etkileşim içerisinde. Hint dinlerini bilmeden Çin düşüncesi kolay kolay anlaşılmaz. Peki Çin'in nüfusu ne kadar arkadaşlar? O da 1,5 milyara yakın. 1,4 milyar. Geldik diğer tarafa Japonya. Arkadaşlar güzel sunumlar olacak. Ne kadar Japonya'nın nüfusu? 125 milyon. Vietnam'ı, Tibet'i, Nepal'i, Sri Lanka'yı daha söylemedim. Onlar da 150-200 milyondan fazla. Bütün bunlar total düşündüğün zaman dünya nüfusunun çoğunluğu o bölgede. Biz dinler tarihi olarak o bölgelere eğilmek zorundayız diye düşünüyorum. Bu hani ülkemizin politikası gereği de gerekiyor. Çünkü kültürel ilişkiler, dini ilişkiler, siyasi ilişkiler dinler tarihi bilinmeden olmaz. Teopolitik konusu bu anlamda önemli. Sen adamların kültürel yapısını, dini inancını, zihin dünyasını anlamadan iki ilişkiye gelişmekte zayıf kalırsın. Dolayısıyla ben buradaki arkadaşları özellikle tebrik ediyorum. Yolun başındalar, ufak tefek sorunlar var, okudum ben metinleri ama olsun. Biz burada motive etmek durumundayız. Onlara şimdi birazdan söz vereceğim. Bir küçük cümleyle hemen bitireceğim. Şu anda Fuat Sezgin salonundayız. Fuat Hoca bilim tarihi noktasında çok önemli çalışmalar yapan bir bilim insanı malumunuz. Onun eserlerinde Müslüman düşünürlerin takip ettiği metot bağlamında iki unsura çok vurgu vardır. Ben bu iki temel metodun dinler tarihi noktasında da kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan birisi Fuat Sezgin Hoca der ki arkadaşlar, bütün Müslüman dünyayı az çok çalıştığı için eleştirel seviyede bir eleştiri yapacağı zaman Müslüman alimler seviyeli eleştiri yaparlar. Birinci kriterleri seviyeli eleştiri yapmaları. İkincisi de emanete sahip çıkmaları. Hocam bunu dinlerden nasıl bağdaştırabiliriz? Çok basit, hepinizin az çok tahmin edeceği üzere. Biz çalıştığımız bir fenomeni, dini bir olguyu, bir emanet bilirsek ne demek bu? Onu çarpıtmadan olduğu gibi aktarmak zorundayız değil mi? Deskriptif metot diyoruz işte buna. Peki bir insan bir çalışacağı konuya, bir olaya, bir herhangi dini konuya nasıl emanete sahip çıkabilir? Herhalde o konuyu doğru anlamakla sahip çıkabilir değil mi? Yani çarpıtmadan olduğu gibi aktarmak suretiyle sahip çıkabilir diye düşünüyorum.
Orada da bize bir takım meseleler gündeme geliyor. Nedir o? Bir olguya, çalışacağımız konuya vakıf olmanın yolu da nereden geçiyor? Dil bilmekten geçiyor. O konularla ilgili metinleri doğru anlamaktan geçiyor. Bir olumsuz ifadeyi olumlu anlarsan bütün kurguyu değiştirirsin. Adamın demediğini aktarmak durumunda kalabilirsin. O yüzden Fuat Hoca'nın o emanete sahip çıkma gibi Müslüman düşünürlere yüklediği önemli metot dinler tarihinde bence kıymetli. Biz de buna riayet etmek durumundayız. Seviyeli eleştiri, bu da zaten dinler tarihinin bir metodu. Hermeneutiği kullanıyoruz. Biz tabii ki bir antikacı gibi değerli eşyalar ortaya çıkartacağız ama onu orada biriktirmeyeceğiz. Aynı zamanda yorum bilim devreye katarak yorumlayacağız. Okuyucuya doğru bilgi sunacağız. Bu noktada da ben bu konulara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim, arkadaşlara söz vereyim. Yolun başındayız ama hocalarımız güzel çalışmalar yaptılar. Bizler belli noktaya getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşların bunu daha da ileri götürmesi gerekiyor. Bunun yolu da ciddi çalışmalardan, iyi bir planlamadan geçiyor. Hint dinleri özellikle çalışacak arkadaşların saha tecrübesi yapması lazım. Belki bu durumlar şu an için erken olabilir ama eğer ileriye dönük bu konuda uzmanlaşmak istiyorsak bunu ben biraz mecbur görüyorum, kusura bakmayın ama bölge tecrübesi olmadan çok olmuyor maalesef. İnşallah onlar da zamanla gerçekleşecek. Biz 2 yıl kaldık, sonra gittik 3 ay daha kaldık. İnşallah yeni arkadaşlar 3 sene 4 sene kalacak ki çıta daha da yükselebilsin. Evet, şimdi ben sözlerimi burada noktalayayım giriş mahiyetinde. Sonra bir tespit yaparız. Soru cevap kısmı olursa onları da en sonda alırız diye düşünüyorum. İlk olarak sözü Mevlüt'ün Karaoğlu hanımefendi, Köroğlu hanımefendiye vereceğim. Siz misiniz? Evet. Tamam. 19 Mayıs Üniversitesi'nde. Benim de merak ettiğim bir konu, pratik bir konu. Evet. Buyurun Mevlüt'e. Öncelikle sayın hocalarımız, sevgili katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Mevlüt Köroğlu, dinler tarihi alanında doktora öğrencisiyim ben. Budizm çalışıyorum. Budizm çalışırken benim de hocam problematikleri, nihai gerçeklik üzerine hani Budizm'de nihai bir gerçek var mı, bir gerçeklik var mı konusunu düşünmüştüm. Bunun üzerine düşünürken tabii ilk karşımıza çıkan kavramlar Nirvana kavramı oldu. Çünkü işte Budistlerin her şeyin sonunda nihai olarak ulaşmak istedikleri amaç ya da nihai anlam Nirvana olarak karşımıza çıkıyor. Sonra biraz daha araştırınca işte Sunyata kavramıyla karşılaştık. Özellikle Mahayana mezhebinde Sunyata çok önemli görülen bir kavram, merkezi bir kavram. Nirvana ve Sunyata özellikle işte ikisi yan yana kullanılıyor. İşte nihai gerçekliği ifade etmek için aynı mı acaba diye bir düşünme üzerine yoğunlaştı. Ve sonrasında bunlar arasında şöyle bir farklılık hani dikkat çekti benim zihnimde yani öyle bir farklılık olduğunu düşündüm. Bu da zamanla ilgili bir farklılıktı. Bu yüzden de ben de hani zaman üzerinden de Nirvana ve Sunyata kavramlarını bir karşılaştırmak istedim. Bu yüzden de başladı Budizm'de son ile sonsuzluk arasında zaman, Nirvana ve Sunyata kavramları üzerine bir analiz olarak belirledim. Öncelikli olarak Budizm'de zaman ne demek? Bunun üzerine durdum. Öncelikle Hint geleneğinde zaten zaman, yani biliyoruz döngüsel bir zaman anlayışı var. Bu zaman anlayışında işte varlık, bu zaman varlığın yaratılış, yok oluş ve yeniden yaratılış döngüsü içinde sürekli olarak devam ettiren bir şey. Kainatın sonsuzluğunda akıp giden bir olgu. Yani zamanın kendisi sonsuz zaten. Başka bir ifadeyle zaman ezeli ve ebedi olan dünya hayatı içindeki daimi bir akış hali olarak tanımlanıyor Hint geleneğinde. Ama tabii ki bu akış halinde zaman zaman kesintiler var. İşte bunlar da bu anlayışı da işte kalsa deniliyor. İşte belirli dönemler var. Bu dönemlerin sonu var ama yeni bir başlangıç takip ediyor bu son. Bu yüzden de bunun ölümle ilişkisi de var, benzer bir noktası var. Nasıl insan öldüğü zaman hayatı son oluyor. Ama bu yani Hint geleneğinde işte ölüm bir son değilse zamanında bir sonu yok. Dönemlerin sonu var ama bunları da yeni bir başlangıç takip ediyor. Bu şekilde zaman sonsuz. Budizm buna nasıl yaklaşıyor ya da işte Gautama Buda
bu anlayışı aynı şekilde benimsemiş mi diye araştırdığımızda şöyle bir şey fark ediyoruz. Yani palikanon özellikle hani erken dönem kaynaklarında diğer metafizik konularda olduğu gibi Buda'nın, Gautama Buda'nın bu konu hakkında da konuşmadığı görülüyor. İşte kendisine sorulan dünyanın sonsuz olduğunu söyleyebilir miyiz? Hani dünya sonsuz mudur sorusuna cevap vermiyor, söyleyemem diyor. Dünyanın sonsuz olduğunu söyleyemem cevabını veriyor. Ya da işte dünya sonsuz değil de diyebilir miyiz sorusuna da yine dünyanın sonsuz olmadığını da söyleyemem diyor. Ya da başka işte dünya sınırlıdır diyebilir miyiz sorusuna da cevap vermiyor. Ya da dünya sınırsızdır denildiğinde de buna da bir cevap vermediği görülüyor. Yani Gautama Buda'nın işte Tanrı ya da diğer metafizik konularda olduğu gibi bu konuda da konuşmadı. Yani Palikon'da bu şekilde ifadeler yer alıyor. Fakat tabii bu dizide zaman anlayışı hakkında özellikle Samsara inancının Hint geleneğindekiyle aynı şekilde benimsenmesi bize zaman hakkında zaten bir fikir veriyor. Çünkü işte Samsara'da bir döngüsel hayat var zaten. Yaşam bu sonsuzluk içerisinde akıp gidiyor zaten. Bu kabul edilmiş durumda. Ve aynı zamanda Budist kozmolojide özellikle Kalpa anlayışının Hint geleneğindeki aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu yüzden de bu bir sonsuzluk, yani bir sonsuzluk var. Zaten bu Gautama Buda neyden çıkmaya çalışıyordu ya da neyi amaçlamıştı en temelde? Bu sonsuz dünya hayatını sonlandırmakta amaç. Yani bu sonsuz hayatın dışına çıkmanın tek bir yolu var. O da Nirvana'ya ulaşmaktı. Dört temel hakikatte zaten işte sekiz dilimli yolda buna hizmet etmek için ortaya koyduğu şeylerdi. Bu yüzden Nirvana kavramı bu şekilde, bir Nirvana kavramı ele alacağım ben. Bir de özellikle Mahayana mezhebi önem kazanan Sunyata kavramı. Sunyata neyi ifade ediyor? Özellikle kutsal metinlerde bunun üzerinde durup bu ikisi arasında bir karşılaştırma yapmayı düşünüyorum. Nirvana kavramını incelediğimiz zaman Nirvana tabii ki özellikle Pali Kanon'un merkezi kavramı Nirvana. Çünkü zaten hani dediğimiz gibi öğretinin temeli de Nirvana üzerine kuruldu. Bu kavram ne anlama geliyor? Öncelikle işte Sanskrit dilinde dışarı anlamına gelen nir kelimesiyle esmek, üflemek anlamına gelen va kelimenin birleşiminden oluşmuş bir kavram. Pali dilinde de Nibbana olarak isimlendiriliyor. Genel olarak yani literatürde kavram olarak tanımı ise aydınlanmış olan ruhun tekrar tekrar vücut bulma kısır döngüsünden kurtulması, buna son vermesi olarak tanımlanıyor. Nibbana kavramını Pali Kanon'da Nibbana olarak isimlendiriliyor. Pali Kanon'da da bu şekilde geçiyor. Özellikle Gautama Buda'nın iki tür arayıştan bahsettiğini görüyoruz. İşte saraydan ayrıldıktan sonraki hayatında iki tür arayıştan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi değersiz bir arayış, diğeri ise asil arayış. Bu özellikle nerede geçiyor? Majjhima Nikaya'da geçiyor. Bu değersiz arayışı şu şekilde tanımlıyor. İşte bu arayışta kişi kendisi doğuma tabi olan biri olduğu için doğuma tabi olan arar. Yani kendisi yaşlanmaya tabi olarak yaşlanmaya tabi olan arar. Yani kendisi neye tabiyse onu arıyor. Kendisinde olanı arıyor bu kişi. Diğer arayış ise asil bir arayış. Bu arayışta kişi kendisi yaşlanmaya tabi oluyor ama yaşlanmaya tabi olmayan, yani işte doğmamış olanı, yaşlanmayanı, hastalanmayanı, ölümsüz olanı, kedersiz ve bozulmamış olanı arıyor. Ve bu en yüce arayış, kendisi de zaten bunu aradığını dile getiriyor Buda, Gautama Buda bunu aradığını dile getiriyor. Burada bizim anladığımız şey şu, zaten Buda ya da işte Gautama Buda, Nirvana'yı tanımlayan bu ifadelerle zaman insan üzerindeki etkisini ortadan kaldırmaya yönelik bir çaba içerisinde olduğunu, işte doğmamak, ölmemek, bozulmamak gibi unsurları aradığını gösteriyor. Kendisi zaten Nirvana'ya ulaştığını anlatırken de yine Pali Kanon'da geçen bir ifade, işte böylece keşişler doğuma tabi olarak, doğuma tabi olanın acılarını bilerek bağımlılıktan kurtulup doğmamış olanın yüce selametini, Nirvana'yı arayarak bağımlılıktan kurtulup doğmamış olanın yüce selametini Nirvana'ya ulaştı. Yani doğmamış olmak burada nedir? İşte kişinin doğmamış olması öldükten sonra tekrar dünyaya gelmeyeceği anlamına gelir. Bu anlamda doğmayacağını, tekrar doğmayacağını anlatıyor. Bu aynı zamanda Nirvana kavramı tabii ki bir mesela kişi öldükten sonra Nirvana'ya ulaştığı zaman tabii ki bir nedir? Aynı zamanda işte doğmayacağı anlamına gelir. Ama dünya hayatta Nirvana'ya ulaştıktan sonra kişi nasıl bir halde yaşayacak? Bunu bir zihinsel durum olarak da tanımlayanlar var bu yüzden. Ne de bir mutluluk hali. Mesela Kral Minda'nın sorularında işte Nirvana bütünlüğü mutluluktur ifadesi geçiyor. Onda acının varlığı mevcut değildir ve veya ona acı karışmamıştır. Nirvana bir şey, acı başka bir şeydir olarak geçiyor.
Yine Pali Kanon'da yer alan Dhammapada'da ise Nirvana en büyük mutluluktur ifadesi geçiyor. Yani Nirvana bir zihinsel durum tabii ki, mutluluk olarak ifade ediliyor. Kişinin işte yaşamdaki, çünkü hayatın hakikati ya da dört temel hakikatten ilki Dukkha'ydı. O da yaşam acıdır anlamına geliyor. Yaşamda var olan her şey insana acı veriyorsa, Nirvana'ya ulaştığında kişi artık bu acılardan kurtulmuş olacak. Burada aslında bir zihinsel durum anlatılıyormuş gibi görünse de temelde vurgulanan şey aslında insanın bir daha dünyaya gelmeyecek olması. Bu acı karışmamış mutluluk halini bu şekilde de anlayabiliriz. Çünkü ne olursa olsun yaşamın kendisi zaten insana acı veriyor. Bu anlamda mutluluğa ulaşmak demek ya da hiç acının olmaması demek aslında bir daha dünyaya gelmemek anlamına geliyor. Yine başıma Nikaya'da geçen Buda'nın bir sözü var. Diyor ki, böylece bilgi ve içgörü ortaya çıktı. Ben de Nirvana'ya ulaştığı andaki ifadesi bu ifade. Benim kurtuluşum sarsılmadı. Bu benim son hayatım. Benim için tekrar doğum söz konusu olmayacak. Yani son. Nirvana'daki asıl vurgunun ben sonsuzluk olduğunu düşünüyorum. Son olduğunu düşünüyorum. Burada peki son olduğunda şöyle bir sorun ortaya çıkıyor Budistler içinde ya da diğer düşünürler içinde. Peki Nirvana'ya ulaştığı Gautama Buda öldü. Öldükten sonra ne oldu? Yani soru tam olarak burada ortaya çıkıyor. Öldükten sonra o zaman Buda yok mu oldu? Ya da hiçlik mi? Bu nasıl bir durum tam olarak? Bunun anlaşılması ile bir problem var. O yüzden Nirvana'nın yokluk olup olmadığı önemli bir tartışma haline geliyor. Ama burada da yine mesela Pali Kanon'da Samyutta Nikaya'da geçen bir ifade var. Yine burada Buda'nın, Gautama Buda'nın önemli öğrencilerinden bir tanesi Sariputra'nın Savatthi şehrindeki bir işte Yamaka isimli keşişi bir konuda uyardığını görüyoruz. İşte bu keşiş yanlış fikirler yaydığıyla ilgili uyarılıyor. Bu fikir şu, işte kusurları yok olan keşiş yok olur, bedenin dağılması yok olur, ölümden sonra var olmaz. Yani burada kusurları yok olan derken Nirvana'ya ulaşmış bir kişinin yok olacağı ifade ediliyor. Bu durumda da bu çok yanlış bir görüş olarak Buda'nın öğretisini saptırmak olarak değerlendiriliyor ve uyarılıyor keşiş. Burada demek ki bir yokluk değil, yani Nirvana bir yokluk durumu değil. Yani öldü son artık yok oldu değil. Öldükten sonra bu bir hiçlik de olarak da anlaşılıyor. Çünkü materyalist düşüncede özellikle Nirvana'nın bir hiçlik olduğu ile ilgili bir anlayış var Batı'da. Bunun kesinlikle bir hiçlik olmadığı da anlatılmaya çalışılıyor. Burada peki durum ne? Yani sona ulaşan kişi, Nirvana'ya ulaşan kişi öldükten sonra ne olacak? Yani bir tekrar dünyaya da gelmeyecek, yok da olmuyor, hiçlik de yok. Bu durumda ne olacak diye gibi bir soru ortaya çıkıyor. Bu soruyu aslında şöyle belki de hani anlıyorlar. İşte aydınlanmış bir kişi aslında bireysel varoluşu oluşturan beş geçici bileşen. Buna beş küme de deniliyor. İşte beş skanda olarak da geçiyor Budist literatürde. Bu şu demek, hani kişiyi tanımladığımız bu dış beş ilkinin artık olmadığı ve kişinin bunlar olmadığı için artık tanımlanamayacağı anlamına gelir. Yani kişi aslında Nirvana'ya ulaştığında tanımlanamaz olur. Ama Nirvana bu Pali Kanon ve ilk dönem kaynaklarında anlaşıldığı üzere bir son. Ama bu sonun ne olduğunu ya da mahiyetinin ne olduğunu bilemiyoruz. Sadece kişi tanımlanamaz hale geldi. Nirvana zaten genel tanımlanamaz olarak da tanımlanıyor. Tanımlanamazlığını tanım olarak kabul etmemiz gerektiği gibi bir sonucu oluşuyor. Diğer bir kavram Sunyata. Sunyata kavramı da yine nihai gerçeklik olarak bu dizinde sık sık kullanılan bir kavram. Sunyata kavramı... o zaman çok hızlıca bir şekilde biraz zamanın da sonuna gelmişiz. Sunyata kavramı Pali Kanon'da geçen bir kavram. Özellikle Pali Kanon ilk dönem kaynakları tabii ki Budist kutsal literatüründe önemli bir eser. Bunun dışında Mahayana için önemli olan Prajnaparamita Sutralar. Bunlar da Mahayana mesela kutsal metinleri arasında geçiyor. Sunyata kavramı bu metinlerde temel bir kavram ve temeli burada oluşturuluyor. Ama Sunyata kavramı yine Pali Kanon'da da geçen kavramlar. Şu anlamda geçtiğini görüyoruz. Buda'nın işte benliğin olmadığını söylemek için Sunyata kavramı. Yani benlik, Sunyata boşluk demek. Boş, işte hiçlik, yokluk gibi anlamlara geliyor. Benliğin olmadığını ifade etmek için Buda da Sunyata kavramını kullanıyor. Ama burada çok sınırlı bir şekilde geçiyor. Sunyata'nın boşluk olduğunu ya da benlik olmaması, benliksiz olmak olduğunu anlıyoruz. Çünkü zaten Gautama Buda Hinduizm'deki özellikle Atman, hani benim varlığı kavramına karşı anatman kavramını geliştirmişti. Bu da zaten benliğin olmaması anlamına geliyordu. Sunyata da yine buna işaret ediyor. Yani benliksiz olmak anlamına geliyordu. Fakat daha sonra Mahayana mezhebiyle birlikte özellikle Prajnaparamita Sutralarda bu kavramın çok daha farklı kullanıldığını görüyoruz.
İşte 18 boşluk diye bir şey oluşturuyor. Yani aslında nesne, dış dünyadaki nesneler de boş. İşte Buda'nın anlatmış olduğu temel öğreti de boş. Nirvana da boş. Samsara da boş. Her şey boş. Yani her şeyin boşluğunun farkına varan bir kişi ancak aydınlanmış olabilir. Bu her şeyin boşluk olması demek artık Nirvana'nın üstünde bir kavram olduğu anlamına gelir. Bu anlamda da işte Sunyata kavramı aslında daha üst bir kavram olarak bence karşımıza çıkıyor burada. Yani ben öyle yorumladım en azından. Burada nihai gerçekliğin artık Sunyata olduğunu görüyoruz. Bu kavram Prajnaparamita Sutralar tabii ki Gautama Buda'ya dayandırılıyor. Ama bunun dışında özellikle Nagaryuna'nın milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda yaşamış Budist filozofu Nagaryuna'nın görüşleri etrafında daha felsefi bir zemin oluşturuyor Sunyata kavramı ile ilgili. Bu aşamadan sonra da özellikle Nagaryuna iki gerçeklik doktrinini ortaya koyuyor. Şimdi maddi gerçeklikler ve nihai gerçeklik. Kişi ancak bu darmalar aracılığıyla maddi gerçeklikler aracılığıyla nihai gerçekliğe ulaşabilir. Bunların hepsi dilsel şeyler. Yani bu kavramlar da boş. Nirvana kavramı da boş. Nirvana'da samsara'da bir fark da yok. Çünkü Nirvana'ya ulaşmak isteyen bir kişi Nirvana'ya ulaşmayı bir amaç haline getirirse ya da Nirvana kavramını kabul ederse Nirvana'ya zaten ulaşamaz. Bu yüzden bunların hepsinin boş olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ama üst kavram olarak Sunyata ne anlam ifade ediyor? Onu da Sunyata için de aslında benzer bir argümanı kullanıyor Nagaryuna. Çünkü Nagaryuna'nın zaten kullandığı şey işte boştur, boş değildir. Her ikisi de yani hem boştan boş değildir de diyemeyiz. Ya da buna hiçbiri ne boş ne boş değildir de diyemeyiz diyor. Bunların hiçbirini söyleyemeyiz. Aslında bu tamamen bir ifadesi, ifade edemeyeceğimiz bir duruma geldiğini söylüyor. Burada ben sonuç olarak son cümlelerimi söyleyip bitireceğim. Burada Nirvana'nın anlamı bence tamamen zamanla ilişkili bir kavram ve zamanla ilişkili olarak açığa çıkıyor. Gautama Buda'nın Nirvana'ya ulaşmasını bu benim son doğumum olarak açıklaması Nirvana'ya ulaşma amacının temelde zamanla ilişkisini zaten ortaya koyuyor. Bu sebeple Nirvana bir son doğum. Zamanın içinde olmak anlamında. Samsara'nın sonsuzluğunun son bulması demek. Çünkü Nirvana'ya ulaşan kişi artık sona ulaştı. Bundan sonra sonsuzca yok olacak gibi bir şey ya da olmayacak gibi bir anlam yok. O sonsuzluğu da kabul etmiyorlar. Bu anlamda zaman içinde olmak anlamında samsara'nın sonsuzluğunun son bulması demekti. Sunyata kavramı ise özellikle Mahayana ile birlikte çok fazla ön plana çıktı ve bu Budist düşüncede bence önemli bir değişim noktası aynı zamanda. Çünkü artık Nirvana ile samsara aynı düzlemde anlaşıldığına göre bu durumda Sunyata'ya ulaşmak bodhisattva, yani kişinin Nirvana'ya ulaşsa bile tekrar insanları kurtarmak için dünyaya geleceği bir durum söz konusu. Bu durumda Nirvana'ya ulaşmanın aslında bir anlamı kalmadı. Çünkü Nirvana'ya ulaşsa bile kişi diğer insanları Nirvana'ya ulaştırmak için ya da kurtarmak için tekrar dünyaya gelecek ve tekrar yaşamaya devam edecek. Yani artık bireysel kurtuluşun bir anlamı kalmamış. Yani bu tabii tırnak içerisinde tabii anlamsız anlamda söylemiyorum. Bunu da belirteyim. Böyle bir anlama geliyor. Bu yüzden artık Mahayana mezhebi için zamanın Nirvana'yı ele geçirdiği, yani Nirvana kavramını tamamen ele geçirdiği ve zamanın içinde kalmak anlamında sonsuzluğun tüm kavramları istila ettiği söylenebilir. Temel tezim de buydu. Teşekkür ederim hocam. Mevlide arkadaşımıza hem güzel sunumu için hem de zamanı riayet ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten felsefi açıdan zor bir mevzuyu tartışma konusu olarak seçmişim. Tebrik ediyorum. Dinlediğim ve okuduğum kadarıyla bazı konuları yakalayabilmişim. İnşallah devamını getirirsin. En azından Batı dünyasında nihilist düşünceyle Sunyata'nın bazen özdeşleştirildiği karşımıza çıkıyor. Bunun doğru olmadığını tespit etmem hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. İnşallah daha detaylı çalışmalar olacak. Bu tabii biraz biz İslam geleneğine geldiğimiz için bazı felsefi meseleleri anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü bizim zaman telakkimiz ile onların zaman telakkisi biraz farklı. Ama yanlarında bulunup biraz Budist düşünceye, Hindu düşünceye mensup insanlarla hemhal edip dilde biliyorsak konuştuğumuzda Batı kaynağını aşıp anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz zaman gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim, hemen diğer ayrıca geçelim. İlk insandan günümüze kadar hangi medeniyette, hangi toplumda olursa olsun acizane görebildiğim kadarıyla bütün insanlar iki soruya cevap veriyor. Ben kimim? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Hint de Budist düşünce bunun cevabını aradı. Nagarjuna dediğimiz önemli Budist filozof ki bunun Sunyata teorisi çok önemlidir. Bu soruların hareketle benzer şeyler söylemeye çalıştı.
boş boş derken sanki bizde böyle hani boş gereksiz gibi anlaşılmasın. Oradaki maksat sen ifade ettin. Öyle bir hal ki artık herhangi bir dünyevi istek arzun kalmadığı boyut. Dünyaya taalluk eden herhangi bir bağlılığın olmadığı hal. O hal yakalabiliyorsan işte suyun yatağa ermiş demeksin. Demek ki biraz öyle anlamak lazım. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bunlar önemli konular. Şimdi diğer arkadaşa geçiyoruz. Rüveyda Aksel, evet, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Fenogen Ön Düşüncesinde Hindu Doktrinleri. Buyurun bakalım. Öncelikle saygıdeğer hocalarım, kıymetli hazirim. Bize bu sunum imkanını sağlayan ASKU ailesine teşekkür ederek başlamak istiyorum. René Guénon, Fransa'da doğup büyümüş, Batı'nın içinde bulunduğu Çıkmaz'ın bizatihi şahidi olarak doğumun öğretileriyle kendi düşünce alanını oluşturmuştur. 1912'de Müslüman olmuş ve Abdülvahid Yahya adını almıştır. İhtida ettikten sonra hastalıklı olarak nitelendirdiği Batı'nın mevcut durumuna doğu öğretileri kullanarak bir reçete sunmaya çalışmıştır. Batı'nın anlamını yitirdiği düşüncesinden hareket ederek Gitanlı Özgören'e doğu öğretileriyle yeniden erişebileceğini savunmuştur. René Guénon gelenekselce ekolün kurucusu olarak kabul edilir. Gelenek René Guénon düşüncesinin temelini oluşturmaktadır. Doğu gelenekleri üzerinden Batı'ya maneviyatın ne olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Bu anlatımlarından Hint düşüncelerini bir araç olarak kullanmış ve bu konuda Hint düşüncesini kendisine merkezleştirmiştir. Guénon yazmış olduğu eserlerde Doğu'nun özellikle de Hindistan'ın hala hayatta olan entelektüelliğini yorumlama görevini üstlenmiştir. Guénon'a göre Batı'da hakikat varlığını kaybetmiştir. Bu hakikati doğu öğretilerinden Taoizm, Hinduizm ve İslam ile ortaya koymuştur. Özellikle fikirlerini anlatırken en fazla Hinduizm metafiziğine atıflarda bulunmuş ve Hint kavramlarını kullanmıştır. Guénon'a göre hakikat, İslam tasavvufu ile anlatılmış olsaydı kabul görmezdi. Çünkü Batı Hristiyanlığa karşı çıkmaktaydı ve İslam'la Hristiyanlığın birçok yönden ortak benzerlikleri bulunuyordu. Bundan dolayı Guénon'a göre kabul almama sebeplerinin arasında yer almıştı. Guénon, İslam'ın Batı entelektüellerinin diğer geleneklere nazaran daha kindar yaklaştığı görüşünde. Bundan dolayı Batı'ya maneviyatın ne olduğunu anlatırken tedbir amaçlı daha az bilinen Hindi doktrinlerine atıfta bulunmuştur. Guénon, Batı dünyasının hakikati İslam ve Hristiyanlıktan görünüm itibariyle farklı olan Hinduizm üzerinden ve Hindi doktrinlerine dayanarak anlatmıştır. Bu bağlamda öncelikle sunumuma genel çerçevede gönlümün merkeze aldığı Hint düşüncesi üzerinden gelenek ve geleneği nasıl sınıflandırdığını inceleyip özellikle de çalışma konumu oluşturan Guénon düşünce sisteminde yer alan Hindu doktrinlerinin kullandığı Hint kavramları etrafında ele alıp değerlendirmede bulunacağım. Yaşadığı dönemde aynı ekol içinde kitaplar kaleme alan Shaw'un dile getirdiği gibi Guénon yazmış olduğu eserlerde Doğu'nun özellikle de Hindistan'ın hala hayatta olan entelektüelliğin yorumlama görevini üstlenmiştir. Gelenek kavramına bakacak olursak, gelenek terim olarak gelenekselce ekolün kullandığı anlamda ilk kez Guénon tarafından kullanılmıştır. Ayrıca gelenek kavramı Guénonien anlamıyla sonraki süreçlerde ekole ismini vermiştir. Ekolün tüm mensupları bu terimi bir anahtar terim olarak kullanmıştır. Guénon telif hayatının başında metafizik terimini tercih ederken daha sonraları Batı düşünce tarihindeki felsefi anlama indirgenebilme tehlikesi ihtimaline karşı tradisyon yani gelenek tabirini ağırlıklı olarak kullanmıştır. Guénon'un kurduğu bu düşünce akımının diğer geleneğe dayalı akımlarla ilgisinin ya da benzerliğinin olmaması farkını oluşturmaktadır. Zaten Guénon'un öncülüğünü yaptığı bu düşünsel ekol ortaya çıkışın üzerinden bir asır geçmesine rağmen işlevselliğini sürdürerek farkının önemini ortaya koymaktadır. René Guénon ve Hinduizm'e bakacak olursak, bilindiği üzere Hinduizm, Hindistan'ın geleneksel dinidir. Batı terminolojisi içerisinde yer alan Hinduizm tabirinin kaynağı Hindistan'ı fethe başlayan Müslümanların o bölgede yaşayan halkın Indus nehrine atfen Silfu isimlendirmesine kadar dayanmaktadır. Hindu kelimesinin kullanışı ise İslam fetihlerinden daha önceye dayanmaktadır. Ayrıca Hindu kelimesinin yaygınlaşması İslam fetihlerinin bir sonucudur. Genel olarak Hint kelimesi bir dili, milleti ifade ediyorken Hindu kelimesi ise bir tradisyonu yani geleneği ifade etmektedir.
Gero yakın bir arkadaşı aracılığıyla batın ve gizli ilimlerle ilgilenen Okkultista adında bir cemiyetin önde gelenleriyle tanışmıştır. Kısa bir süre içinde titizliği ve ciddiyeti sayesinde kendini cemiyete kabul ettiren Gero, bu cemiyetle birlikte Mason hocalarına dahil olmuş ve kısa zamanda yüksek derecelere ulaşmıştır. 1906-1908 yılları arasında Paris'te Vedanta okuluna mensup olan bazı Hindularla buluşmuş ve onlardan biri aracılığıyla Şivai maneviyat denilen bir çizgiye dahil olmuştur. Fakat bu çizgideki, yani gruptaki temasları hakkında elimizde bilgi bulunmadığı için sonraki zamanlarda tekrar bir araya gelip gelmediği bilinmemektedir. Hindulardan öğrendiklerine kitaplarında yer vermiştir. Martin Nix'e göre bu buluşma Geron açısından yararlı olmuştur. 1908'de düzenlenen Spiritualist ve Masonik Kongresi'ne sekreter olarak katılmıştır. Kopere'de Ecole Hermétique şekli Pelkas'ın insan ruhunun ölümden sonra tekrar dünyaya gelip bedene girerek tekamül edeceğini, yani reenkarnasyonu, böylece ölümsüzlük kazanmış olacağını ve bunun spiritualizmin iki temel gerçeği olduğunu söylemesinden dolayı sekreterliği bırakmıştır. Mason hocaları ve okültiste cemiyetiyle daha sonra bağlantısını kesmiş, bir müddet daha sahip hocalarda yer almış ve nihayetinde 1914'ten itibaren bu faaliyetleri tamamen sorgulmuştur. Tebliğ metnimin asıl konusu olan Rene Gano'da Hindi doktrinlerine değinecek olursam, Hindi doktrinleri Batı'da hiyerarşik anlayışı ifade ederken Doğu'da heterarşik anlayışı ifade etmesiyle birbirinden farklılaşmaktadır. İsmin etimolojisine baktığımızda ise ruhsal tahakkuk yolu, aydınlanmacı ve ezoterik öğeleri çağrıştırıp çok mistik bir karaktere sahiptir. Genel her insanın neslinin kendi meselesini çözmesi gerektiğini ifade etmiştir. Hintlerin kendine özgü meselelere getirdikleri kadim çözümlerden çıkarmamız gereken değerli dersler olduğunu vurgulamıştır. Fakat bu çözümlerin modern şartlara doğrudan uygulanamayacağını da ayrıca belirtmektedir. Hinduların hayatın temel anlam ve amacını diğer insanlardan daha sağlam bir şekilde kavramış, hayatın gayesine ulaşma daha tutarlı ve üzerine düşünülerek hareket etmelerinden yola çıkarak bu çıkarıma varmıştır, bu düşünceye varmıştır. Doğrudan modern hayata uygulanamayacağını ifade etse de bu Hindi doktrinlerinin kişinin kendi gücü, ihtiyacı ve kabiliyetine göre hayatında uygulanıp şekillendirip tasarlanabileceğini de belirtmiştir. Şimdi öncelikle ilk bakacağımız doktrin Üç Gunalar adlı Hindi kuramıdır. Üç Guna, çeşitli tezahür halindeki tasvir edilebilen varlıkların temel niteliklerini oluşturmaktadır. Bunlar mertebe değildir. Fakat evrensel varoluşun tüm derecelerini hiyerarşik sıra içerisindedir. Üç Guna şunlardır: Satva, yani varlığı, bilginin ışığıyla aynı olan varlığın yüksek hallerini semavi kürelerin ışıldamasıyla sembolleştirmeye denir. Diğer bir kavramımız Rajas, Üç Gunalardaki ikinci kavramımız, varlığın belirli bir hal içindeki yayılımına denmektedir. Tamas ise cahiliyet ile özdeş tutulan karanlığın aşağı varlıktaki halleri, yani karanlık halidir, köktür. Aslında bu haller, yani Üç Gunalar, genona göre beşerin dünyasını temsil etmektedir. Beşerin evrensel varoluştaki yerini, alanını veya derecesini gösterir. İkinci doktrinlerimize bakacak olursak, onlar da Purusha, Prakriti ve Atman'dır. Genona göre Purusha, bütün varlıkları içine alan aşkın halidir ve bu aşkın hali varlıkların Rabbi ile özdeş tutmaktadır. Ancak buradaki aşkının panteizmle hiçbir alakası olmadığı da Genon tarafından vurgulanmıştır. Ayrıca yine Genona göre Purusha'nın İslam maneviyatındaki karşılığı insanı kamildir. Genona göre akli ışık ya da ilhamla özleştirilen, yani varlığın saf öznesine uygunluk olan Satva, varlığın belli bir hal ve seviyedeki gelişme güdüsü olan Rajas, karanlığı temsil eden Tamas, yani biraz önce bahsettiğimiz Üç Gunalar mükemmel bir denge halinde olup Purusha'yı da içine almaktadır. Çünkü Üç Gunalar küllü varoluştan ortaya çıkma ve varlıkları hükmeden kayıtları oluşturmaktadır. Brahmanlar iyi ve kötü tabirleri yerine bilgi ve cehaletten ve üç nitelik olan Satva, Rajas ve Tamas'tan söz etmeyi tercih etmişlerdir. Üçüncü doktrinlerimize değinecek olursam, onlar da Vaishvanara ve Tejasa'dır. Vaishvanara, uyanıklık hali anlamına gelmektedir. Dış nesnelerin bilgisine sahiptir. 7 uzuv ve 19 ağız olan kesif zuhur alemini temsil etmektedir. Bu yönüyle insanı kamil olarak ele alınmaktadır. Söz konusu hali insanı kamile atfedilerek 7 uzuv ve 19 ağız onun bedenini sembolize ettiği genel tarafından vurgulanmıştır.
Bu sembolizm, nakıs insanın bedeninin makrokozmos ve mikrokozmos arasındaki analoji sebebiyle temsil etmektedir. Vaishvanara'ya bakacak olursak, Vaishvanara da bu temsili bir ajayla zuhuru idare eden, kendi tanrında onun bütünlüğünü bir kılan kozmik akıl ile özdeştirilmektedir. Tayyacasa'ya baktığımızda ise rüya hali anlamına gelmektedir. İçsel nesnelerin bilgisine sahiptir. Latif zuhur alemi içinde 7 uzuv, 19 ağzı vardır. Vaishvanara ile alem içinde karşılık geldikleri yerler aynıdır. Genel göre bu iki hal, yani Vaishvanara ve Tayyacasa insanı kamil olarak ele alınmıştır. Mutlak olarak gerçekliğin, kendiliğin yani atmanın üzerinden gerçekleşmektedir. Sadece iç ve dış nesnelerin mülahazalarına odaklanıp aşkın olanın kaynağını göremeyenler için bu hallerin kavranması ve anlaşılması mümkün değildir. Tevhidin son doktrinleri ise Vidaha Mukti ve Jivan Mukti'dir. Vidaha Mukti cismani bir biçimde özgürleşmeyi, Jivan Mukti ise dünya hayatının içinde ulaşılan kurtuluşu ifade etmektedir. Genel'e göre Vidaha Mukti yani biçimin dışındaki kurtuluşu, Jivan Mukti yani hayatın içindeki kurtuluştan daha kamil bir mertebe olduğu düşüncesini tamamen hatalıdır. Genel bu iki hali yoga üzerinden açıklamıştır. Yoginin dönüşümü yani biçimin ötesine geçişi sadece bir görüntüden ibarettir. Noksansız bir makam olarak gördüğü insanın kamillik makamıyla yogiyi aynı derecede konumlandırmaktadır. Tebliğimi burada noktalıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rübeyla Hanım'a teşekkür ederiz. Hem zamanda bitirdim hem de önemli bir konuya işaret ettim. René Gönül önemli bir düşünür. Sen de bana arkada işaret etmeye çalıştın. Ben İsmail Taşlar hocamızın sağ olsun yazılarından haberdar olmuştum bundan yıllar evvel genel hakkında. Biraz da uğraşıyoruz. İnşallah tam metinleri arkadaşa okurlarsa daha detaylı bilgiye erişirler. Şunu belki birkaç cümleyle ifade edebiliriz. Hint dünyasını çalışan batılı oryantalistler var ama biraz Müslümanlığı benimseyen veya Müslümanlığa yakın duran düşünürlerin çalışmaları da bence orayı anlamak adına daha kıymetli gibi geliyor. Bunlardan biri René Gönül. Özellikle de o Hinduizm'deki bazı ölüm ötesi hayata dair kavramları İslam tasavvufundaki belli noktalarla mukayese etmeye çalışmıştır. Bizler bunu yaparken dinler tarihinde indirgemeci yaklaşımına dikkat edeceğiz. Öyle hani illa da bir benzerlik kurma noktasında değil ama varsa da ortaya koymaya çalışacağız. O bağlamda evet yani onun bir kuruşa dediği aslında insan. Yani düşüncesinde senin varlığın kuruş olarak ifade edilir. Brahman kuruşaya ilk olarak soluğu prana'yı vermiştir, üflemiştir ve insanın yukarısından o bedenini kurmuştur. Panişat anlatısıdır. Sonra üç temel nitelik vardı bu kuruşa dediğimiz insan bedeninde. Arkadaşım bunu ifade ettir. Yani genelde bunu misliyle biraz harmanlamaya çalışır. Bu insanların hepsinde olan biraz bence sıfat olarak anlaşılması lazım. Yani bu guna dediğimiz ifade sanskritte sıfat, karakter olarak anlaşılması lazım. Kimisi çok böyle şeytani vasıflara sahiptir, kötücül karakterlidir. Kimisi tam iyiliğe henüz geçmemiştir. İkisi arasında gidip gelip bir de böyle bütün hal hareketleri, eylemleri, davranışları iyi olan, parlayan, satva dediğimiz hakikate yakın olan insanlar vardır. Bunları analiz etmeye çalışıyor. Sağ olasın, güzel bir sunum oldu. Genel kadar hani etkili bir başka isim de var. Onu da söyleyeyim. Belki çalışma yapacaklar için bir fikir olabilir. Annie Besant. O da önemli bir düşünür. Müslümanlığı, İslam'ı tercih etmedi ama en azından Hristiyan dünyasına yetişip Hristiyanlığın bazı konularda kilisenin Katolik tutumuna karşı tepki gösterdi ve biraz Hint mistizmine yöneldi. Annie Besant'te özellikle Hazreti Peygamber'le ilgili Aleyhisselam çok önemli tespitlerde bulunur. Hinduizmin kutsal metinlerini çalışmıştır, çevirmiştir, Sanskritçe'ye vakıf bir isimdir. Zaten Hristiyan dünyaya hakim olduğunu önce söylemiştik. Böyle insanların en azından makul tespitlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Onların çalışmalarına bakarsak Hint dünyasını farklı gözden okuyabiliriz diye söylüyoruz. Annie
Saint-Exupéry'nin şu cümlesi beni çok etkilemişti. Genel gibi o da mukayese eder iki tarafı. Şu anda yeryüzünde en fazla yanlış anlaşılan din İslam'dır der Hindistan'daki bir konferansında. Ve orada bulunan Müslümanlara, Hindular da var, Müslümanlar da var. Hazreti Peygamber'i dünyayı doğru anlatma noktasında sınıfta kaldınız. Bunu ciddi olarak ele almak zorundasınız diye tespitte bulunur. Bunu ifade etmiş olayım. Evet, şimdi diğer konuya geçiyoruz. Tabii nasıl bilmiyorum ama geçebiliriz. Evet. Arkadaşlar, tabii arkadaşlar da bana konuşmak için sağ olsun birkaç dakika veriyorlar. Ben süreyi takip ediyorum, uzatmıyorum. Tam 11.01 geçiyor, şu anda bir dakika hemen ilerliyoruz. Nedir o? Evet, şimdi başlayabilir miyiz? Üçüncü arkadaşımız Sibel Aktekin hanımefendi, Fırat Üniversitesi'nden misafirimiz. Budizmin yayılma sürecinde Buda'nın müritlerinin etkisi konulu tebliğinde bulunacak. Buyurun. Evet, öncelikle bizi dinlemeye geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Benim konum Budizm'de, yani Buddha'nın müritlerinin Budizm dilini yaymasındaki etkisi. Aslında tez konum, şu an tez aşamasındayım. Tez konum Budizm'de düzenlenen toplantılarla alakalı ve ben bu toplantılarla ilgili bilgilerimi araştırdığımda özellikle Buddha'nın müritlerinin bu dini yaymadaki çok etkisi olduğunu gördüm. Bunun için böyle bir tebliğ konusu hazırlamaya karar verdim. Sakya Buddha hepimizin de bildiği gibi Hindistan'ın Nepal yakınlarında bulunan Kapilavastu'da dünyaya geliyor. Kapilavastu'nun bir yakınlarında bulunan bir yer. Aynı zamanda şöyle ki yani Budizm'in milattan önce 6. yüzyılda kurulduğunu düşünecek olursak Sakya Buddha'da milattan önce 563 yılında dünyaya geldiğinde Kapilavastu'da. O dönemde Hindistan'da eyaletler şeklinde bir yönetim mevcut ve eyaletlerde krallıklar var. Ve her eyaletin kendine uygun bir krallığı var kendine göre. Sakya Buddha'nın doğduğu yer olan Kapilavastu'nun krallığı Sakya Krallığı tarafından yönetilmekte ve Buddha'nın babası aynı zamanda bu krallığın başında bulunan Suvadana. Sakya Buddha doğduğu zaman babası onunla alakalı kahinlerden bazı bilgiler ediniyor. Hani büyüyünce nasıl bir insan olacağıyla alakalı bilgi almak istiyor ve kahinler onun ilerleyen zamanlarda ya büyük bir din adamı ya da büyük bir kral olacağını söylüyor. Suvadana oğlunun büyük bir kral olmasını istediği için saraydan dışarı çıkmasına izin vermiyor. Ona her türlü imkanı sağlıyor. Her türlü yani çok güzel bir hayat yaşamasını sağlıyor. Ancak Buddha 29 yaşına gelince bir gün saraydan dışarı çıkıyor. Ve hayatın işte kendi yaşadığı hayat gibi olmadığını anlıyor. Hayatın acılardan ibaret olduğunun farkına varıyor. Ve bu acılardan kurtulmak için sarayı terk etmeye karar veriyor. Hinduizm Hindistan'da yaygın olan bir din. Ve Sakya Buddha Budizm'in kurucusu olmadan önce, yani aydınlanmadan önce en iyi bildiği şeyi yapıyor ve kendisine bir rehber arayışına giriyor. Yani hayatın acılarından kurtulabilmek için, en iyi yolun hangi yol olduğunu bulabilmek için önemli din adamlarından yardım almak istiyor. Bunun için iki tane din adamının yardımını almaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi Arada Kalama ve diğeri de Brahman olan Udvaka Ramaputta. Bu iki insandan öncelikle Arada Kalama'dan yardım alıyor. Onun gözetiminde bir eğitim alıyor. Aldığı eğitimden memnun kalmıyor. Daha sonrası Udvaka Ramaputta'yı seçiyor. Ve ondan eğitim almaya başlıyor. Ondan aldığı eğitimden de memnun kalmıyor. Böylelikle Brahmanizmin aslında kendisine uygun bir din olmadığını anlıyor. Ve bu eğitimler sırasında kas sistemi hakkında da bilgi alıyor. Ve kas sisteminin de aslında uygun olmadığını sonucuna varıyor. Daha sonra ise tapınaklarda bulunan rahiplerin yanına gidiyor. Onlardan eğitim almaya başlıyor. Onları gözlemlemeye başlıyor. Rahipler o sırada kanlı kurban eylemi yapıyorlar. Yani kurban ritüellerini gerçekleştirmeye başlıyor ve çalışıyorlar. Bu ona gerçekten çok yanlış bir uygulama geliyor ve hoşuna gitmiyor. Ve daha sonra ise tekrardan Magatha yakınlarına bulunan Gaya denilen bir yer var. Bu Gaya denilen
gelecek insanın hayatın her türlü nimetinden elini eteğini çekmiş olduğunu fark ediyor. Bu insanlar ormanda çok sakin bir hayat yaşıyor ve herkesten kendilerini soyutlamış bir şekilde kalıyorlar. Ve bu insanların aslında çok mutlu olduğunu düşünüyor. Ve bunu insanlarla birlikte kalmanın daha uygun olacağının sonucuna varıyor. Bu insanlarla birlikte kaldığı esnada çok sert ve çileci bir hayat yaşıyor. O da bu insanlar gibi elini eteğini tüm dünyanın nimetlerinden çekiyor. Ancak öyle ki açlıktan ölecek bir seviyeye gelecek kadar bu insanlarla birlikte hiçbir şey yiyip içmiyor neredeyse. Ve bu hayatın aslında kendisi için uygun olmadığını düşünüyor. Ve bu insanların yanından ayrılmaya başlıyor. Ve ayrıldıktan sonra Gaia'ya geliyor. Gaia'da işte aydınlandıktan sonra ise tekrardan Budizm'i yaymak için yolculuğuna başlıyor. Ve bu yolculuk esnasında iki tane tüccarla karşılaşıyor. Bu iki tüccarla karşılaştığı yer Rajalayatana adı verilen bir ağaç. Bu ağacın altında karşılaşma gerçekleşiyor. Karşılaşma çok tesadüf gibi gözükse de aslında tam olarak tesadüfen değil. Çünkü Sakramen Mutlu aydınlanma yolculuğunda bu ağacın dibinde dinlenmekteyken şöyle bir rivayet var. Bu tapas ve bu halika adlı iki tane tüccar göksel varlıklarla konuşuyor. Ve göksel varlıklar bu iki tüccara gidip Buddha'yla konuşmasını ve ona bana ikram etmesini söylüyor. Eğer böyle yaparlarsa çok mutlu bir hayat yaşayacaksınız diyorlar. Ve bu iki varlık o vaat edilen mutlu hayatı yaşamak için Buddha'yla konuşmaya karar veriyorlar. Ve Buddha'nın yanına gidiyorlar. Buddha'nın yanına gittiklerinde ona bad ikram ediyorlar. Buddha, Budizm'de şöyle bir şey var. İnsanlar günde geçimlerini sadakayı sağlıyorlar. Ve bir sadakayı alırken eliyle alamazlar bunlar. Sadaka tası adı verilen bir tasla almaları gerekiyor. Buddha bu yüzden bu badı almıyor. Almayınca göksel varlığına ilahi yani mucizevi bir şekilde bir tas hediye ediyorlar Buddha'ya. Buddha da o tası uzatıyor ve böylelikle ikram edilen badı alıyor. Ve bu şekilde bu iki tüccarla konuşuyor, sohbet ediyor. Bunlar da Buddha'yla konuştuktan sonra Budist olmaya karar veriyorlar. Ve bu bir nevi aslında Buddha'nın aydınlanma yolculuğunda ilk müritleri de diyebiliriz aslında, ilk öğrencileri de diyebiliriz. Bu iki tüccar Budist bir şekilde yollarına devam ediyor. Şimdi bunlar tüccar, yani ticaret yönelikleri için muhtemelen gittikleri yerlerde Budizm'i anlattılar, Buddha'yı anlattılar. Ve böylelikle bir yandan Budizm'in yayılmasına katkı sağladılar. Ve daha sonra Buddha bu beş çileci arkadaşına aslında başlangıçta bir söz vermişti. Hani onlarla beraber aynı hayatı yaşayacağını, dünyadan elini eteğini çekeceğini. Buddha bu beş çileci arkadaşının yanından ayrıldığında bir nevi bunlara verdiği sözü yerine getirememişti. Şöyle bir şey yaşanıyor. Buddha Budizm'in yayma yolculuğunda hani önüme gelen herkese geleyim, duharmayı anlatayım değil mi? Acaba beni kim anlayabilir, kim bana yardımcı olabilir, daha iyi kime anlatabilirim diye düşünürken bir vizyon görüyor. Bir vizyonda o beş çileci arkadaşını görüyor. Beş çileci arkadaşı o sırada Benares bölgesindeler. Isıkatana adı verilen bir parkta oturuyorlar. Buddha hani vizyon sayesinde bu arkadaşlarının yanına gitmesi gerektiğini düşünüyor ve yola çıkıyor. O arkadaşlarının yanına gidiyor. Yalnız gidince arkadaşlar onu uzaktan görüyorlar ve diyorlar ki hani bu bizim yanımızdan ayrıldı, bize bir söz verdi ve sözünü tutmadı. O yüzden bize ayağa kalkmayalım, ona selam vermeyelim, ona saygı duymayalım ve tepkimizi ifade edelim. Ancak Buddha yaklaşınca ister istemez hani gayet ihtiyari bir şekilde ayağa kalkıyorlar ve selam veriyorlar. Sonra diyorlar ki aslında hani arhat olan bir kişiye karşı saygısızlık yapmak bize yakışmaz. Biz o yüzden yine de saygımızı sunalım deyip vazgeçmiş oluyorlar. Bu bölgede Buddha Budizm'i anlatıyor ve Budizm'i anlatınca bu beş çileci arkadaş, daha doğrusu bunlar arkadaş dediler. Şöyle ki bunlardan bir tanesi baba ismi Kondanla. Kondanla ve diğer dördü de Kondanla'nın oğulları olmakta. Bu beş kişi Budizm'i seçiyor ve Buddha'nın ilk müritleri oluyor. Bu beş kişinin bizim için bir önemi de beş kişiyle beraber ilk Sangha teşkilatı oluşuyor. Çünkü bir bölgede Sangha teşkilatının oluşması için en az beş kişiye ihtiyaç var. Ve bunlar ilk Sangha teşkilatının üyeleri. Kondanla ilk büyük din adamı konumunda ve oğulları da o aynı şekilde babaları gibi Budizm'i tercih ettiğinde. Bu beş çileci arkadaş artık Budist olarak yollarına devam ediyorlar ve Buddha'nın öğretilerini yaymaya başlıyorlar. Bunlar sayesinde Budizm'in tanıtımı da gerçekleşmiş oluyor. Tabii ki Buddha Budizm'in yayma yolculuğunda herkes
herkes Buddha'yla aynı düşüncede değildir ve onunla konuşan herkes anında ben Budist olayım, Buddha'nın öğretisini çok beğendim diye bir düşünceye sahip değil. Bunun örneklerinden bir tanesi de şu ki, Buddha aydınlanma yolculuğunda bu arkadaşlarının yanına giderken yolda Upaka isimli bir kişiyle karşılaşıyor ve Upaka Buddha'yı görünce hani sen kimsin, kimin öğretisini savunuyorsun, kimin uyumuna sahip olduğun şeylerden vazgeçtiğin gibi sorular soruyor. Bir nevi Buddha'yı kınıyor. Buddha da bunun ardından aslında kendisinin bir hani aydınlanmanı söylüyor. Bana kimse, ben kimsenin öğretisini savunmuyorum, sahip olduğum bilginin hepsine kendi bulaştım şeklinde bir cevap veriyor. Ve yoluna devam ediyor. Yoluna devam ettikten sonra da çileci arkadaşlarıyla karşılaşması gerçekleşiyor. Buddha hayatı boyunca sadece hani sabit bir yerde kalmamış ve sürekli seyahatlerde bulunmuş. Yapmış olduğu seyahatlerde bu şekilde Budizm'i yaymış. Şu Baranesi ismi, Benares'in diğer bir ismi aynı şekilde. Buddha, Benares'ten sonra da ne oldu? Hindistan'ın Bihar eyaleti var. Bihar, şöyle bir eyalet var. Bunlar Rajgir, Vesali, Patna, Bodhikaya ve Sarnath, Uttar Pradesh eyaletine bağlı bir yerde. Savastri de aynı şekilde Uttar Pradesh eyaletine bağlı bir yerde. Bihar eyaletinde bulunan yerlerden Rajgir kentine gidiyor. Ve Rajgir kentine gittiği zaman Rajgir'de bir, yani o da krallıklarla yönetiliyor. Ve başında Kral Bimbisara var. Kral Bimbisara Buddha'yı sarayın bahçesinde sadaka toplarken görüyor. Ve sadaka toplarken görünce gidip onunla sohbet ediyor. Sohbet edince de onun düşüncelerini beğeniyor ve kendisinin Rajgir'de kalmasını teklif ediyor. Ancak Buddha bu teklifi o esnada aydınlanmamış olduğu için başlangıçta kabul etmiyor ve aydınlandıktan sonra tekrardan geliyor. Gelince de Kral Bimbisara ile konuşuyor, onun Budist olmasını sağlıyor. Ve Kral Bimbisara Rajgir kentinde ona Bambu Korusunu tahsis ediyor ve bu koruda Buddha Budizm'i anlatıyor. Ve aynı zamanda Sangha Teşkilatı'nın ilk mekanı da Bambu Korusu oluyor ve burada ilerleyen zamanlarda bir manastır inşa ediyorlar. Krallıkların Budizm'i desteklemesi, Budizm'in yayılmasına son derece etkili bir olay. Çünkü krallıklar Budizm'i destekleyince ve savununca diğer kişiler de desteklemesi çok kolay oluyor. Bunlardan ilk örnek Kral Bimbisara, kendisi ilk kral ve bununla beraber şöyle Savastri'yi görmüş olacaksınız. Burada bu Savastri ya da Savastri diğer bir ismiyle Kosova Krallığı'nın başkenti ve Kosova Kralı da Buddha'nın göstermiş olduğu bazı mucizeler sonucunda Budizm'i destekliyor. O Budizm'i destekleyince aynı şekilde Kosova Krallığı'ndaki kişiler de Budizm'i seçiyor. Ve bazı zengin kişiler de Budizm'i destekleyince Budizm'e manastır inşa ediyorlar. Ve bu manastırlarda insanlar gelip Budizm'i dinliyor ve Budizm dininin yayılması gerçekleşiyor. Çok kısa şundan da bahsetmek istiyorum size. Buddha'nın yani Budizm'in yayılması en etkili olan insanlardan bir tanesi Ananda. Ananda sayesinde pek çok kişi, Ananda Buddha'nın kuzeni ve aynı zamanda yardımcısı, ölünceye kadar onun yanında bulunan bir şahsiye. Ananda sayesinde pek çok insan Budizm'i tercih ediyor ve başlangıçta Sangha Teşkilatı'na kadınlar kabul edilmiyor ama Ananda'nın ısrarları sonucunda kadınlar Sangha Teşkilatı'nın bir üyesi olabiliyor. Ve aynı zamanda Ananda'nın kendi vaazları da var, hani kutsal metinlerde geçer. Mesela Sutta Sutta isimli bir vaazı var. Bu vaazı aslında Ananda kendi ezberinden olan şeylerle değil de Buddha'nın büyük de ezberlemiş olduğu konuyu insanlara anlatıyor. Yani Buddha müritlerine vaaz verecek kadar güveniyor. Ve müritlerinin belli bölgede kalmalarını istemiyor. Sürekli seyahat etmelerini istiyor. Ve o seyahatler sonucunda da Budizm yayılma imkanı buluyor. Benim de bunu gerçekten teşekkür ederiz. Süreyi de riayet ettim. Biliyorum çok dolusun okudun ama maşallah inşallah onu okuyarak biz tamamlayacağız metinleri. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Aynı zamanda beni oralara götürdüğün için de teşekkür ediyorum. Anlattığın yerlerin hepsi gönlümden böyle geçmiş oldu. Evet, şimdi birkaç cümle söyleyeyim. Hemen diğer arkadaşa geçelim. Şu tespitte bulunalım. Derslerde bunu söylüyorum genellikle. Diğer dinler için de bazen geçer tabii ama biz Budizm'le ilgili çalışma yaparken şunu unutmayacağız. Kullandığımız kaynaklar Buda'nın zamanına ait değil. Elimizdeki metinler Buda'dan çok sonra derlenmiş metinler. Tabii ki gelenek öyle kabul ettiği için biz de dinler tarihinden geleneğin kabulünü aktarmak durumundaki ayrı fasıl. Ama
Bu da M.Ö. 6. asırda yaşadıysa ki bu da tartışmalı. Millenial Şehriz tarihi farklı bir tarih verir. İstiyorsanız şimdi bakın. Çok enteresan farklı bir tarih verir. Hicret esasında ondan çok daha önce olduğunu söyler. O tartışma ayrı mesele ama biz genel kanıyı kabul edecek olursak 6. asır diyelim. Elimizdeki bazı parça dokümanlar Aşoka dönemine ait M.Ö. 3. asır. Onlar da parça. M.Ö. sonra 1. asırdan itibaren metinleri biz değerlendirebiliyoruz. Biliyoruz. Bu hakikati göz önünde bulunduralım. Buda ile ilgili bu tür meselelerde böyle bir durum olduğunu unutmayalım. Küçük bir şey de sorayım. Kapila Vastu'da doğduğunu söyledin. Okumalarında hiç karşılaştın mı? Yani İslam geleneğinde Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir kavramla mukayese etme olmuş mu bazı Müslüman alimler tarafından? Yok. O zaman bir Zülkifil maddesini okuyalım, olur mu? Zülkifil iki yerde geçiyor malumuz Kur'an-ı Kerim'de. Orada bazı alimler kafilayla özdeşleştirip onun Buda'ya termik olabileceğinde iddiada bulmuşlardır. O da bir fikir olarak aklımızda bulunsun. Evet, teşekkür ediyorum. Diğer konuya geçelim. Nurba Betül Atlı. Doğru mu? Evet. Evet, Nurba. Siz de Fırat Üniversitesi'nden geliyorsunuz. Oradaki hocalarımıza da selamlarımızı iletin. Aleyküm selam. Japon Budizminde Doku Sutra'nın önemi ve etkisi. Hüsamettin Hoca ile mi çalışıyorsun? Evet. Çok güzel. Tamam. Hocamızla berabersin. Güzel. Buyurun dinliyoruz. Değerli hocalarım ve katılımcı arkadaşlarım, hepinize tekrardan hoş geldiniz dediğimi sunuyorum. Bana burada konuşma fırsatı veren hocalarıma içtenlikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum tekrardan. Ben Nurba Betül Atlı, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezunum. Şu anda da Fırat Üniversitesi'nde dinler tarihinde yüksek lisansıma devam ettiğim. Bugün sizlere Japon Budizminde Lotus Sutra'nın önemi ve etkilerinden bahsetmek istiyorum. Lotus Sutra ismini lotus çiçeğinden yani nilüfer çiçeğinden almaktadır. Japon Budizminin Mahayana ekolüne ait önemli bir kutsal metin olarak kabul edilir. Mahayana ismi ilk olarak Lotus Sutra'da yer almıştır. İçeriğinde Sakyamuni Buddha'nın nasıl aydınlandığına yer verilmiştir. 28 bölümden oluşan bu kutsal kitap Budist kutsal metin külliyatında önemli bir konuma sahiptir. Lotus Sutra'ya göre herkes kurtuluşa erebilir. Yani Buddalık duası aslında tüm canlı varlıklarda mevcuttur. Bu kutsal kitaba göre Buddalık hayatın zorluklarına karşı pes etmeyi değil, aksine mücadele etmeyi öğrendiğinde mümkündür. Bu bakımdan baktığımızda bir çeşit güçlendirme öğretisi olarak da kabul edilebilir. Lotus Sutra'ya göre Buddalık tükenmez pozitif enerjinin kaynağı olarak da kabul edilir. Lotus Sutra'da Buddalık duasından bahsedilirken şöyle bir yazı geçer. Sakyamuni Buddha şöyle söyledi. Buddha olduğumdan beri yüzlerce, binlerce ve hatta sayılamayacak kadar çok zaman geçti. İnsanlar beni gördüğü zaman görünüşte bu dünyadan geçmiş olacağım. Onlar benden geriye kalan kutsal nesnelere saygı duyacak ve tutunacaklardır. Doğru ve dürüst bir dindar olarak beni görmeyi dileyenleri kalbinde ve hayatlarının bir kenarında daima var olacağım. Benim vaat ettiğim temiz ülke asla tahrip edilemez. Fakat üzüntü, korku ve acılar insanların düşüncelerinin önüne set çekmekte ve onları yakmaya devam etmekte. Bu yüzden daima düşünüyorum. Bütün varlıkların bir an önce Budda olabilmesi için üstün olan Buddalık yoluna girmelerine nasıl sebep olabilir diye. Lotus Sutra'nın 16. bölümünde yer alan bir Buddalık duasına çoğu yerde vurgulanmış ve önem verilmiştir. Lotus Sutra'da ayrıca Budist kutsal kitaplarında genellikle böylece duyduğum gibi kelimeler rastlamak çokça mümkündür. Lotus Sutra'da da aynı şekilde böylece duyduğum bir keresinde Buddha rahibinde kalıyordu şeklinde ifadeler yer almaktadır. Lotus Sutra miladi yılların başlarında yazıldığı bilinir. Sanskritçeden pek çok dile çevrilmiş ve yaygın olarak da kullanılmış bir kutsal metindir. Yaygın olduğu için Lotus Sutra'ya Yarı Asya Ahit'i de denilmiştir. Sanskrit,
Sanskritçeden çevrildikten sonra, milattan sonra 400'lü yıllarda yazılan çevirisi Çin ve Japonya'da meşhur olmuştur. Lotus Sutra, evrensel kurtuluşun yeni şeklini ifade etmektedir. Lotus çiçeğinden biraz bahsetmek gerekirse, antik dönemde çeşitli kültürlerde lotus bitkisi sonsuz yaşamın simgesi olarak görülmüştür. Lotus çiçeğine aynı zamanda Çin Suzanbağı da denilmektedir. Budizm'de gerçek hukukun yasası lotustur. Genellikle Buda ve Tanrılar tasvir edilirken bir mülüfer çiçeği üzerinde resmedilmiştir. Nichiren Daishonin Bodhisattvaları lotuslar yani nilüfer çiçeğine benzetmiştir. Buradaki benzetmesinden kasıt nilüfer çiçeği kirli çamurlu sularda açmasına rağmen temiz ve güzel bir görünüme sahiptir. Aynı şekilde Bodhisattvalar da kötülükler içerisinde ortaya çıksa bile temiz kalmayı başarabilmiş kişilerdir. Nilüfer çiçeği aynı anda hem çiçek hem de tohum veren bir bitkidir. Onun bu özelliğini Nichiren Karma Tenasu ile ilişkilendirmiştir. Tohum ve çiçeği nedensellik yasasındaki sebep sonuca benzetmiştir. Lotus Sutra'da anlatılmak isteyen mesajlar genellikle meselelerle, temsili hikayelerle anlatılmıştır. Bunlara örnek olarak yanan ev, şifalı otlar, hayalet evi örnek gösterebiliriz. Buda'nın doktrinlerinden en ünlüsü olan dört asil gerçek de Lotus Sutra'da yer almaktadır. Bilindiği üzere dört asil gerçek şöyleydi. Yaşadığımız dünya ıstırap doludur. Bu ıstırapların kaynağı da arzu ve isteklerimizdir. Arzuları ortadan kaldırıp ıstırabı sona erdirmek için de Nirvana'ya ulaşılmalıdır. Bu da sekiz dilimli yolu takip etmekle mümkündür. Sekiz dilimli yolda doğru görüş, doğru düşünme, doğru konuşma, doğru eylem, doğru yaşam tarzı, doğru çaba, doğru dikkat ve doğru meditasyonla mümkündür. Lotus Sutra ayrıca kendisini okuyan, ezberleyen ve vaaz edenlerin birçok faydaya ulaşacağından bahsedilir. Lotus Sutra'da meydana gelen olaylar geleneksel görüşlerini yansıtan bir şekilde tasvir edilmiştir. Dünya buradaki yer alan anlatıma göre geçmişte Sumeru denilen merkezi bir dağın etrafında sıralanan dört kıtadan oluştuğundan bahsedilir. Dünya dışında dört kıtadan oluşan çeşitli gezegenler de vardır ve bu gezegenler de çeşitli buddalar tarafından yönetilen alemlerden oluşmaktadır. Mahayana ekolü Lotus Sutra'yı esas almış, onu kutsal metinler arasında önemli bir konumda tutmuştur. Nichiren Daishonin tarafından ortaya çıkan Nichiren Budizmi, Lotus Sutra öğretilerine esas almıştır. Nichiren'e göre Lotus Sutra, sutraların kralı olarak görülmektedir. Sözlerin nihai gerçeklik ve mistik esasıdır ona göre. Nichiren ekolüne bağlı olarak da pek çok yeni dini hareketler ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de en çok yayılım gösteren Sukadartai hareketidir. Temelde Nichiren öğretileri ve Lotus Sutra'ya da bağlılığı esas almışlardır. Bu şekilde günümüzde de tekrardan Lotus Sutra'nın önemi hala devam etmektedir. Son olarak toparlamak istersek, Lotus Sutra, Mahayana Budizminin, Nichiren Budizminin ve devamında buna bağlı ortaya çıkan pek çok ekolün esas aldığı önemli bir kutsal metindir. Lotus Sutra ismini temizliğini ve güzelliğinden ötürü nilüfer çiçeğinden almıştır. Lotus Sutra'da Sakyamuni Buddha'nın nasıl aydınlandığına yer verilmiştir. Buddha'lığın önemine çokça vurgu yapılmıştır. Aydınlanmak için yapılması gerekenler ve izlenmesi gereken yollar da burada ifade edilmiştir. Buddha'lık doğasının herkeste var olduğu için ve herkesin aydınlanmak için çaba sarf etmesi gerektiğine önemli vurgulanmıştır. Lotus Sutra çeşitli dillere çevrildiğinden çeşitli bölgelerde yayılımı göstermiş ve dünya üzerinde de tanınmış önemli bir eserdir. Sizlere elimden geldiğince bu kutsal metni anlatmaya çalıştım. Konuşmayı da çok uzatmak istemedim. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Nurban Hanım. Güzel bir sunum oldu. Sağ olasınız. Lotus Sutra, yani Pundarika aslında değil mi? Evet, sağ olasın. Tabii biz dinler tarihinde sembol dinine çok önem veririz.
günler tarihinde sembolizmi bilmeden konudan çalışması eksik kalır. İnsanoğlu yaşadığı ve yetiştiği coğrafyadaki gördüğü bir takım dış dünyaya ait unsurları dini düşüncelerini kullanırken malzeme olarak, referans olarak ele almışlardır. Gül bizde kullanılan bir sembol. Orada da lotus, çünkü zihin dünyalarına göre arkadaşımız kısmı işaret etti. İnsanoğlu Hint düşüncesine ve özellikle Budist düşünceye göre şu anda bataklık içerisinde. Dünya gerçekten edna onlar için. Bizde 4 temel hastalık var. O yüzden insanoğlu sürekli bu dünyaya bel bağlıyor ve burayı geçici olmaktan çok baki bir alem olarak zannediyor. İşte Bodhisattva öğretisiyle aslında ne mesaj veriliyor? Deniyor ki nasıl ki bir bataklıkta lotus veya kundalika açar, orada her mevsim parlak olarak yapraklarını korur. İşte siz de bu metinlere ve öğretisine sadık kalırsanız sizi yeryüzünde aşağı doğru çeken o şehevi duygulardan, dürtülerden kurtulursunuz ve bir lotus gibi, nilüfer gibi açarsınız, parlarsınız ve bu şekilde kurtuluşa ulaşırsınız. Aslında sembolik olarak manası bu. Buna yönelik bir takım paramitalar, yani temel ilkeler metinde anlatılır. Teşekkür ederiz. Bir de nilüfer deyince biraz farklı bir konu ama lütfen paylaşmama müsaade edin. İnşallah şimdi tarih kurumundan çıkacak Allah izin verirse. Bir çalışma var. Hindistan'da Osmanlı sultanlarının iki tanesi uzun yıllar kaldı. Bunlar maalesef ülkemizde fazla bilinmiyor. Haydarabad'da olduğumuz süre zarfında bunları incelemeye çalıştık. Son halife Abdülmecid Efendi'nin kızı Durrusehvar Sultan Hindistan'a gelin gitmiştir. 1931 yılında ve 1948-49'a kadar orada kalmıştır. Sonrasında tabii ki gidip gelmeler oldu. Onun yanında o dönemin Haydarabad Nizamı'nın oğluyla evlilik gerçekleştiren bir diğer Osmanlı hanedanlarından birisi de Nilüfer Sultan'dır. O yüzden Nilüfer deyince o iki insanın faaliyetleri, oradaki günleri, yaptıkları çalışmalar, kadın hakları konusunda, sağlık alanında, eğitim alanındaki faaliyetleri gözümün önüne geliyor. Onları da rahmetle yad etmiş olalım. Şimdi, evet farklı bir konu ama paylaşmak istedim. Yani Hindistan-Türkiye ilişkileri konusunda da bize çok işler düşüyor. Yeter ki gayretli arkadaşlar ortaya çıksın. Çok malzeme var. Ama ciddi eğilmek lazım. Bölgeye gitmek lazım. Dil, kültür bilmek lazım. İnşallah arkadaşlara güveniyoruz. Şimdi diğer bir arkadaşımıza geçeceğiz. Beylik Hanım, siz Cengiz Hoca'la mı çalışıyorsunuz? Mahmut Ali. Çok güzel. Hocalarımıza da selamımızı iletin inşallah. Mahmut Hoca gelecek mi? Evet, şimdi Ayşe Şeyma Oğuz, sizin metninizi de okudum. Biraz herhalde farklı dinlere temas edeceksiniz, olsun. Olsun, sorun değil, sorun değil. Muhtelif dinlerde su kültü demiştiniz zaten, olsun. Okudum, yani sağ olasınız. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde muhtelif dinlerde su kültü. Buyurun. Ben öncelikle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne bize böyle bir ortamda sunum yapma imkanı verdikleri için ve çok değerli hocalarımızla tanışma imkanı verdiği için teşekkür ederim. Ben bugün muhtelif dinlerde su kültü başlığı altında aslında Orta Doğu kökenli dinlerdeki suyla ilgili inanç ve uygulamalara değineceğim. Bildiğimiz üzere su bütün canlılar için yaşamın devamı ve kaynağı olarak bilinmektedir. Bundan dolayı da dinlerde su önemli bir yer edinmiştir. Su dinlerin ibadetlerinde, ritüellerinde, gündelik hayatlarında vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. İlk olarak Sabilik dinine baktığımızda, Sabilik'te en önemli ibadetin vaftiz uygulaması olduğunu görmekteyiz. Sabiler belli dönemlerde ve şartlarda sulara dalarak arındıklarına inanırlar. Sabilik'te vaftiz olan kişi kutsallık kazanmakla birlikte suya daldıran nesneler de kutsallık kazanmaktadır. Aslında sabilerde yapılan vaftizin iki önemli nedeni vardır. Bunlar, vaftiz olan kişi temas halinde bulunduğu alemden, günahlardan, maddi kir ve pisliklerden sıyrılmış oluyor. Diğer bir neden ise yüce varlık denilen ışık kralının yeryüzündeki temsilcisi olan hayat suyuyla karışması ve bu yüce hayatın bir parçası olabilmek için vaftiz oluyorlar. Sabilikte vaftiz üç şekilde gruplandırırsak bunlar Masputa, Rişama ve Kamaşa vaftizleridir.
seyahatten dönme gibi sebeplerle de bu vaftiz yapılabilmektedir. Maskuta vaftizi sadece rahip gözetiminde yapılması gereken bir vaftizdir. Ve sadece akarsuda ya da vaftiz havuzlarında yerine getirilmelidir. Bu vaftiz ayini öncelikle rahibin akarsuya girerek vaftiz olmasıyla başlıyor. Daha sonra vaftiz olunacak kişiler üç kez suya daldırarak vaftiz tamamlanmış oluyor. Bu vaftiz çeşidinde bazı dini objeler de kullanılıyor. İpek kişilikten dediğimiz zırafşa ya da menekşe dalından su kiliyle kullanılmaktadır. Diğer bir vaftiz çeşidi ise rişama vaftizidir. Bu vaftizin yapılması için rahibe ihtiyaç duyulmuyor. Her sahibi kendi başına bu vaftizi yerine getirebilir. Aslında İslam'daki abdeste benzeyen bu vaftiz, gün doğmadan önce ve dini törenlere başlamadan önce yerine getirilmesi gereken bir vaftiz çeşididir. Sahabiler bu vaftiz esnasında okudukları dualar aslında küçük yaşlardan itibaren ezberliyorlar ve bu vaftiz esnasında okuyorlar. Sahabiler bu vaftizde gündelik hayattaki kötülüklerden ve belalardan korunduklarına inanırlar. Hatta küçük günahlardan da arındıklarına inanıyorlar. Son vaftiz olan tamaşa vaftizinde ise bu vaftizde rahibe ihtiyaç duymadan nehre üç kez dalıp çıkılıyor. Bu vaftizi diğer vaftizlerden ayıran bir nokta aslında tamaşa vaftizi ciddi kirlenmeler meydana geldiğinde yapılan bir vaftiz çeşididir. Ciddi kirlenmelerden maksat işte adet gören kadının adet sonrasında, doğum yapan kadının doğum sonrasında ya da bir ölüye dokunma gibi bir durum varsa bu kişiler ciddi kirliliğe maruz kalmışlardır ve tamaşa vaftiziyle arınırlar. Zerdüştlük dinindeki suyla ilgili inanç ve ritüellere baktığımızda Zerdüştlük'te işlenen günahın büyüklüğüne göre değişen arınma ritüelleri mevcuttur. Su ya da süt gibi sıvı maddeler kullanılarak arınma ritüeli yapıldığı, yani su ve süt gibi sıvı maddeler kullanılarak arınma ritüelleri yapıyorlar. Zerdüştlük'te ölen bir kişi iyiliğe dair hiçbir şey kalmadığına inanılır. Andre Mayunyu dediğimiz kötülük tanrısı bu kişiyi tamamen ele geçirmiştir. Bu kişi, yani bu ceset artık çok kirli kabul edildiği için kutsal kabul edilen suyla, toprakla ya da havayla temas ettirilmemesi gerekiyor. Bundan dolayı da Zerdüştlük inancında cesetler toprağa gömülüyor. Hepimizin bildiği gibi dahme adı verilen kulelere yırtıcı kuşların yemesi için bırakılıyor. Yalnız bu yırtıcı kuşların daha rahat bu cesetleri parçalayıp yemesi için bir görevli bırakılıyor. Bu görevli de cesetle birebir temas ettiği için büyük, yani ciddi manaları kirliliğe maruz kalmış oluyor. Bu kişinin 9 gün boyunca sürecek olan çeşitli arınma ritüellerini barındırdı. Barışma maruzunu barındırılması gerekiyor. Zerdüştlüğün geleneğinde nehirler, göller gibi su kaynaklarının temizliğine de çok önem verilir. Ayinlerde herhangi bir şey yıkanmak gerektiğinde direkt suyla temas ettirilmiyor. Öncelikle inek idrarı dediğimiz gomezle yıkandıktan sonra toprak ya da güneş gibi ortamlarla kurutuluyor. Daha sonra suyla temas ettiriliyor aslında. Zerdüştlükte suyun kullanıldığı en önemli uygulamalardan birisi de üyeliğe kabul edildiği namzor uygulamalarıdır. Yeniden doğuş anlamına gelen bu törende kız ve erkek çocuklarının banyo yaptırılarak bedenlerin ve akıllarının arındırıldıklarına inanılır. Yani bu ritüelle başlayıp daha sonra çeşitli dualarının okunmasıyla bu tören bitiyor. Yine Zerdüştlük'te bazı göller kutsal kabul ediliyor. Bu göllerde Saoşyant, yani kurtarıcı Saoşyant dediğimiz kişinin tohumunun saklandığına inanılır. Hamile kalmak isteyen kadınlar bu bölgelere girip Saoşyant'tan hamile kalacaklarına inanırlar. Yine Zerdüştlük'te doğum sonrasında kadının tamamen kirli kabul ediliyor. Kadına dokunan kişiler de kirli kabul edilmektedir. Hatta kadına verilen kapkacaklar tamamen diğer eşyalardan ayrı tutuluyor. Yine kadın bu kirlilikten kurtulmak için arınma banyosu yapması gerekir. Aslında Zerdüştlük'teki bu hayızlı kadının kirli kabul edilmesi Sabilik ve Yahudilik'te de görülen bir durumdur. Yahudilik inancındaki suyla ilgili inanç ve ritüellere baktığımızda aslında eski ayette bol miktarda su sembollerine rastlanılmaktadır. Su Hazreti Musa ve Hazreti Harun vasıtasıyla gerçekleşen Allah'ın kudretini sembolize eden mucizelerin temel objesi durumundadır aslında.
Örnek olarak baktığımızda Mısır'ın sularının kanal çevrilmesi, Musa'nın asasıyla denizi ikiye yarması ya da çölde İsrailoğullarının isyan etmesiyle susuz kaldıkları için Musa'nın doğasıyla su çıkması gibi bu takım mucizelerin de temel objesidir su. Yine Yahudilikte düğün öncesinde, ölüm törenlerinde ya da cünüplük gibi durumlarda suyla ilgili aroma ritüelleri de mevcuttur. Yahudilikte çeşitli sebeplerle kirlenen kişilerin arınması için mikve adı verilen havuzlar yapılmıştır. Kişinin manevi olarak arınabileceği, hatta kapacağını arındırabileceği yegane ortamlardır bu mikveler. Bir kimse mikveye dalmadan önce titiz bir şekilde beden temizliğini yapması gerekiyor. Sıcak suyla maddi kir ve pisliklerden arınması gerekiyor. Aslında bu şekilde baktığımızda mikveler böyle sembolik manada bir temizlenme, yani fiziksel manada bir temizlik olarak görünmüyor. Bundan dolayı mikveye dalış bize ölümü, suyun altında nefessiz kalma, biraz ölüme yaklaşmayı, o mikve havuzundan çıkma da yeni bir hayata dönüşü sembolize etmektedir. Yine Yahudilerin yılbaşı bayramı olan Roş Haşana günü bir akarsu kenarına gidilerek günahların bu akarsuya bırakılıp arındıklarına inandıkları taşlık adı verilen törenler düzenlenmektedir. Bu törenlerde kişi günahların gitsin diyerek ekmek parçalarını denize atarlar. Hatta sembolik manada ceplerini suya boşaltarak günahların suyla aktığına inanırlar. Yahudilik inancındaki suyla ilgili diğer arınma ritüellerine baktığımızda yine ölüm sonrasında ölü yıkama törenlerinde su kullanılmaktadır. Yahudi abdesti olarak da algılanan el yıkama dediğimiz o nitilat ya da il bazı mecburi durumlarda gerçekleştiriliyor. Her Yahudi sabah uyanınca ya da ekmek ya da pesak sofrasında acı ot yemeden önce bu gibi durumlarda el yıkama ritüeli gerçekleştiriliyor. Hristiyanlık inancındaki suyla ilgili inanç uygulamalara baktığımızda ise Hristiyan inancında su aslında yaratılışın başlangıcı ve hayatın kaynağı olarak görülmekte. Hristiyanlıkta su bu temizleyici ve takdis edici yönünü tamamen vahsız uygulamasından almaktadır. Çünkü Hristiyanlıkta her insan asli günahla doğmakta ve bu asli günahtan temizlenmesinin tek nedeni, sebebi, yani daha doğrusu tek olması gereken arınması için vaftiz uygulamasıdır. Vaftiz suyuna dalıp çıkan her insan o günahtan arınmış olmaktadır. Su sakramenti olarak da tabir edilen vaftiz, akarsu, göl, ırmak gibi su kaynaklarında yapılırken daha sonra kilise mimarisi geliştikçe vaftizhaneler yapılmış, yani özel havuzlar yapılmış vaftiz için. Bu vaftizhanelerdeki özel havuzlarda suya dalma ya da su serpme şeklinde vaftiz uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yine vaftiz ritüeli uygulamasında kiliseler arasında da bazı farklılıklar görülmektedir. Mesela Katolik Kilisesi tamamen su serpme şeklinde vaftizi gerçekleştirirken Ortodoks Kilisesi su tamamen vücudun suya dalması şeklinde gerçekleştirir. Protestanlıkta ise su serpme ya da başa su dökme şeklinde vaftiz gerçekleştirilmektedir. Hristiyanlıktaki çocuk vaftizine baktığımızda ise çocuğun doğumundan belli bir süre sonra vaftiz olmasını gerekli görenlerin yanında insanın belirli bir yaş ve fiziki olgunluğa eriştikten sonra da sonra vaftiz olmasını gerekli görenler de vardır. Ama asıl önemli olan çocuk vaftizi esnasında anne ve babanın çocuğun yanında olması gerekiyor. Eğer anne baba kilise üyesi değilse de çocuk 18 yaşına varmadan önce bu vaftiz işleminin tamamlanması gerekiyor. Hristiyanlıkta vaftiz dışında suyla arınma ritüellerine baktığımızda ise yine Katolik ve Ortodoks kiliseleri doğum yapmış kadını tamamen kirli kabul ediyorlar ve bunların dini mabetlere girmeleri tamamen yasaktır. 40 günlük bir süreyi beklemesi gerekiyor. 40 günlük bir süreden sonra arınma banyoları yaparak temizlenmiş oluyorlar. Yine rahip tarafından kutsanan sular da mevcuttur. Bu kutsanan okunmuş sular şeytan çıkarma ayinlerinde, ölü gömme törenlerinde ya da çeşitli adaklarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda suyla ilgili farklı bir ritüel, Evkaristiye ayinine başlamadan önce ya da kiliseye girmeden önce içinde su bulundurulan su tekneleri vardır. Bu su teknelerini parmaklar batırarak yüze ve vücuda sürülerek arındıklarına inanılır. Aslında sonuç olarak baktığımızda dinlerde birçok ibadette kullanılan suyun amacı maddi, yani
fiziki bir arınma değil, sanki manevi kirlerden ve günahlardan arınmaktır. Su dinlerceki inanç ve pratiğini geçmişten günümüze kadar korumuştur. Ki su her daim hayatımızda olduğu için de, hep hayatımızda olacağı için de her alanında yine su kullanılacaktır. Vakit kısıtlı olunca çok keskin geçişler yaptım ama sunumum bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Şeyma, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten özetlemiş oldum. Dinler tarihinde biz bazen sizin de ele aldığınız gibi yatay çalışmalar da yapıyoruz. Dikey çalışmalar da önem taşıyor. İnşallah ileriki çalışmalarda biraz daha derinlikli olacaktır. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok güzel konulara temas ettiler, dikkat çektiler.